Selam. Nasıl gireceğimi tam bilmiyorum. Podcast ilk defa çekiyorum hayatımda. Onun için herhangi bir şeyim olursa affola. Sadece şunlardan bahsetmek istiyorum. Bunu sakın şey olarak anlamayın. Prim kasmak olarak anlamayın. Hafif bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Elimden ulaştığı kadar kişiye. Son 2-3 gündür şeye gidiyoruz. Arkadaşımla. Neydi? Depremzedeler için yardımlar geliyor. Onları paketlemeye, tıra yüklemeye gidiyoruz yardım için. Tamamen gönüllü olarak. Orada çok değişik şeyler gördüm. Çok farklı şeyler gördüm. Yani bunu sizlerle paylaşmak istiyorum sadece. Ayrıca bu durum daha ne kadar devam eder bilmiyorum. Onun için videolar hani gelmeyecek. Aklınızda bulunsun. Bilmiyorum, belki bu videoyu çekmem doğru değildir. Tam emin değilim ama. Şundan sadece söylemek istiyorum. Gerçekten kurumlardan, vatandaş kurumlardan ve şeylerden, derneklerden fazla vatandaştan yardım geliyor. Gerçekten yani bu konuda çok güven veriyor vatandaşımız. Hani şeyimiz kalmadı. Nasıl diyeyim, bir hafta önce, kaç gün oldu? Bir hafta önce, 2 hafta önce o olan bütün ayrımcılığımız sadece şu an hani üst kısımlarda duruyor gibi. Yani gerçekten çok teşekkür ederim. Ben orada her türden insan görüyorum. Hani yaptığım böyle insanları ayrıştırıyormuş gibi görmeyin. Sadece basit, direkt örnek vermek için söyleyeceğim. Hani marjinal gencinden dindar dayısına kadar hani o tarz şeyleri hepsine, herkesi görüyorum. Herkesinden geldiğince yardım ediyor. Çok teşekkür ederim. O gün hatta bizim buralarda peçete satan bir tane abi vardı. Şöyle söyleyeyim, merkezde satıyordu genelde o. Stadyum merkezin dışında, şehir dışında, hatta garın orada direkt. Adam topallaya topallaya sattığı peçeteleri bağışlamaya gelmişti. Gerçekten çok çok güzeldi. Herkese gerçekten bu konuda teşekkür ederim ama çok değişik şeyler de geliyor. Gerçekten nasıl açıklasam? Keşke önceden bir script yazsaydım kendime. Ya nasıl diyeyim? Hani şeyler vardı ya, küpe diyorlar, topuklu ayakkabı diyorlar. Ben onları şaka sanıyordum, biliyor musunuz? Değilmiş. Harbiden o tarz şeyler geliyor ve bunlar çok saçma abi. Neden gönderirsin yani? Hadi yardım etme arzunun kabardığını düşüneceğim. Artık şey yapmak istemiyorum. Çünkü bu dalga geçme seviyesinde. Orası sizin çok kutunuz değil, gözünüzü seveyim. Yani oradaki insanlar da zaten yoruluyorlar. Onları ayrıca ayrıştırıyorlar. Sen onları gönderiyorsun. Onu nereye koyacaksın? Oradaki insan topuklu ayakkabıyı ne yapsın? Gözünü seveyim. Yazlık topuklu ayakkabımı gönderilir ya. İkinci el iç çamaşırı falan da geldi. Hani abi yapmayın, gözünüzü seveyim. Gerçekten onları ayrıştırmakla uğraşıyorsun. Yani uğraşmamızın sıkıntısı yok ama oradaki insanlar vakit kaybediyorlar. Hani çok çok güzel şeyler de geliyor bu arada. Yani kesinlikle su, özellikle bolca su geliyor. Ama şunu söylemek istiyorum su konusunda da, hani su olur, herhangi bir şey olur. Vatandaştan iki kişiye denk geldim şimdiye kadar, kendisi paketlemeye çalışmış. Dernekler, sendikalar olsun. Ya ismini vermeyeceğim. İsmini verirsem bilmiyorum, belki dava yerim. Çok da umurumda değil gerçi ama vermeyeceğim. Kendileri paketlemeye çalışmışlar. Orada ki yardımlar kara yağmura gidiyor, çamura gidiyor. Oradaki yağmurları orada indiriyorlar. Yerler ıslak. Bilmiyorum farkındalar mı ama. Üzerine bir streç çekmişler. Kutunun altında streç yok. Kutunun altında streç olmayınca hiçbir anlamı olmuyor abi. Çok saçma gerçekten de. Onu oraya koydum mu o ıslanacak. En alttakiler kullanılmaz hale gelecek. Hani dernekler yapmayın abi. Gözünüzü seveyim. Orada gerçekten çok fazla profesyonel çalışan insanlar var. Gençler özellikle koordine oluyorlar. Hani tabi
Ya hiyerarşi var elbette, olması da gerekiyor zaten o durumda. Herkes profesyonel çalışsın diye kesinlikle. Kendiniz bu paketlemeye çalışmayın. Orada paketliyorlar. Orada gerçekten paketliyorlar. Çünkü oranın düzenine uydurmanız neredeyse mümkün değil. Orada ayrı bir paketleme oluyor mesela. Adam atıyorum 12'li su getirmiş. 12'li suyu kendisi paketlemiş ama biz onu şeye yüklüyoruz mesela. Paletin üzerine yüklüyoruz. Biz o şeyi bir daha açmak zorunda kalıyoruz. Açarken suyun hasar görme ihtimali de var. Biz geçen gün bir tane sendikadan geldi. Su 6 kat diyor, pardon 8 kat dizmişler paletin üzerine. Ortadaki 2 kat ezilmiş. Yapamamışlar, katı çıkamamışlar. Çıkamadıkları için de oradan en az böyle, en az 50 şişe suyu atmak zorunda kaldık. Hani biz bunu, bu direkt tıra yüklenseydi diğer eşyaları da zarar verecek. Lütfen. Çürütür. Gerçekten çürütür. Hani kaydırır. Sadece suların olduğu tıra yüklense gene şey olur. Hani her türlü zarar onun. Hiç şeyi yok. Kaçarı yok. Ki ayrıca 50 tane su da, o da 25-30 litre su heba oldu. O da var ayrıca ek olarak. Ayrıca ek işle çıktı. Diğer yardımlar gecikti. Şey oldu falan. Aslında tam bir gecikme olmadı orada. Fazladan şey yaptık o gece. Kaç dakika sürdü o? 40 dakikada yanılmıyorsam 8 kişi falan. 9 kişi. Tam olarak bütün paketi açtık. Çıkardık. Yeni palet aldık. Palet çünkü çürümüş. Sorun orada. O paleti koyarsan yolda kırılma ihtimali var. Koymadılar. Yani en azından öyle dediler benim. Paletler hakkında çok bir bilgim yok. Orada bizim koordinatör diyeyim. Biz genel işlere yardım ediyoruz ama suların olduğu kısımdaki koordinatör koymamamızı söyledi. Yeni bir palet aldık. Abicim hani bazı şeyler gerçekten dalga geçer gibi geliyor ama çoğu yardım gerçekten çok hoş geliyor. Çok teşekkür ederim o konuda hepinize. Sizler yardımın büyüğü küçüğü olmaz. Bakın, elinizden geldiğince yardım edin. Lütfen. Oradaki insanların yardıma ihtiyacı var. Hani şöyle düşünün. Siz o durumda olsaydınız oradaki insanlar da size aynısını yapardı. 5 lira demeyin, 10 lira demeyin. Her şey yardımdır. Yani yardımlarınızı ah baba yapabilirsiniz, özellikle şey yapayım. Herhangi bir siyasi şeye girmek istemiyorum ama benim tavsiyem ah baba yapın. Ek olarak 2 tane tır gönderdik bugün. İki şeyde stadyum, Manisa stadyumunda iki kısım çalışıyor. Birinden bir tır kalktı, birinden bir tır kalktı bugün. Ben uzaktaki olana gitmedim. Hep buradakine şey yaptım çünkü vatandaşlar direkt buraya getiriyorlar. Buradan arabalardan indiriliyor. Söyleyeceğim başka bir şey kaldı mı? Ha, o yardım paketleri çok kutunuz değil lütfen. Bunu söyledim ama özellikle belirtmek istiyorum. Gerçekten de o yardım şeyleri sizin çok kutunuz değil oraya. Abi yazlık topuklu ayakkabı, küpe, ikinci el iç çamaşırı. Hani ya abiye gördüm. Abiye şu gece elbisesi olan, bilmiyorum abiye mi diyorlar ona ama hani tam gece elbisesi olan böyle iki kişilik diyeyim, anlarsınız siz onu genellikle. Bahsedeceklerim bu kadardı. Tekrardan şey yapayım lütfen, bakın 5 lira 10 lira bilmiyorum, hani elinizden geliyor mu gelmiyor mu, gelmiyorsa gidin yardım edin. İnsanların paketlemelerine, eşyaları taşımalara, yardımları taşımaya. Hani lütfen yapın. Oradaki insanlar üşüyorlar çünkü. Hani yardıma ihtiyaçları var. Gerçekten yardıma ihtiyaçları var. Bahsettim bugün. Abi topallaya topallaya gelmiş. Manisa'nın ortasına, stadyuma kadar. Hani o abi çok büyük saygım var benim şu an. Adam elindeki her şeyi verdi şu an ya. Adam elinde bir peçeteleri vardı, satmak için tutuyordu. Adam elindeki her şeyi verdi. Yani şey işte. Ya pardon.
Teşekkür ederim izlediğiniz için. Lütfen lütfen yardım edin.